Mutlu günler sevgili izleyiciler. Kadının gündemine hoş geldiniz. Bugün dışarıda hava çok soğuk ama biz size sıcacık, yine oldukça bilgilenebileceğiniz bir program hazırladık. Dilerseniz önce bir bakalım bugün programımızda neler konuşacağız. Sevgili izleyiciler, biz kadınlar hepimiz kendimizi daha güzel hissetmek, daha özgüvenli, daha iyi hissetmek isteriz. Mükemmellik fikrini galiba hepimiz seviyoruz, bütün kadınlar. Bu anlamda estetik operasyonlarda ya da küçük dokunuşlarda diyebiliriz bunları oldukça ilgi görüyor ama her işte olduğu gibi yine kendimizi işin ehline teslim etmek gerekiyor. Yoksa keza merdiven altı uygulamalar da yapılıyor ama bu anlamda her gün haberlerde görüyoruz, gazetelerde okuyoruz. Ciddi mağdurlar da yaratılıyor. Bugün estetik mağdurlarını konuşacağız. Aslında neler yapılması gerekiyor? Başımıza böyle bir şey gelirse ne yapmamız gerekiyor? Nereye başvurmamız gerekiyor? Tüm bunların hepsini konuşacağız. Kimlerle mi konuşacağız? Evet, medikal estetik hekimimiz Doktor Pelin Taşkıran. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, ve avukatımız Sibel Dolgun. Siz de hoş geldiniz. Ve evet, hepimiz yakından tanıyoruz aslında. Daha önce pek çok haberlerde de gördünüz, ekranlarda da gördünüz. Kıymet Hanım, Kıymet Kaya. Çok ciddi bir mağduriyet yaşamıştı. O hem bu konuda nasıl bir mağduriyet yaşadığını anlatacak, hem ondan sonraki süreçte neler yaşadı bunu konuşacağız. Hoş geldiniz tekrar hepiniz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Evet, ben öncelikle Kıymet Hanım'la başlamak istiyorum. Aslında neler yaşadı, ne yaptı onu bir konuşalım. Ondan sonra sizin önerileriniz ne olacak ya da sizin düşünceniz nedir onu dinleyelim. Buyurun. Neler yaşamıştınız? Gerçi üzerinden geçti ama ilk defa bu anlamda sesini çıkaran kadın da siz oldunuz. Mutlaka her gün bu tür mağduriyetler yaşanıyordur. İşin ehli olmayan insanlar tarafından yapılan operasyonlarda. Ama sizinle aslında belki de bu ortaya çıktı. Bu anlamda mağduriyetlerin farkında olduk. Şöyle, zaten benim mağdur olduğum o sahte kar doktordan çok fazla insan da mağdur oldu ama hiç kimse çıkmadı. Hani gerek çalıştıkları konumdan dolayı, gerekse kendilerini teşhir etmek istemediklerinden dolayı herkes geri planda kalmayı tercih etti. Hem ben mağdur edilmek gidermek, hem hakkımı aramak, hem de başka insanlar bu şekilde kandırılmasın diye, yani sonuna kadar hakkımı arayıp o kişilerine ceza almasını için uğraşıyorum. Hala da uğraşıyorum. Evet. Peki siz ne yaptırmıştınız? Yani nasıl bir şey için gitmiştiniz ve nasıl bir mağduriyet yaşadınız? Aslında çok basit bir şey için ben gitmiştim. Yüzümde güneş lekeleri vardı. Güneşten oluşan lekeler vardı. Kahverengi lekeler. Ben bunun için gitmiştim. Sonrasında birkaç işlem yaptı. İşte lazer, peeling. Sonrasında baktı olmadı. Tekrar ediyor. Dedi ki size kök hücre tedavisi yapayım dedi. Yani yağdaki kök hücrelerden cilt kendini onarıyor diye söyledi. Aslında bu var ama bu şekilde değil. Hani bana yapılan gibi değil. Karnımdan aldığı yağları süzgeç yardımıyla süzüp onları çay kaşığıyla enjektöre doldurduktan sonra sahtekar doktorumuz yüzüme enjekte etti. Aslında peki doktor dememek lazım ama bu şekilde doktorum diye insanları kandırıyordu. Evet, peki ben gerçek doktorumuza dönüp sormak istiyorum. Hani gerçekten o tür lekelerde böyle bir işlem mi yapılıyor? Yani yağ enjekte edilince bu tür şeyler çözülebiliyor mu? Şimdi şöyle, aslında vakada leke teşhisi en önemli şeylerden bir tanesi. Özellikle dermatolog arkadaşlar bu konularda bizlerle daha hemfikir bulacaktır. Lekenin teşhisi konulduktan sonra çeşitli kombinasyon tedavileri uygulanıyor. Ancak burada hanımefendinin kullandığı bir şey var. Zaten o gittiği kişi hekim değilmiş. Evet, yani hekim olmadığı ortaya çıkmış. O yüzden hekimlik mesleğine da doktorluk mesleğine atfen bir şey söylemeyelim. Zaten hekim olmayan, ehli olmayan kişiler
saatlerce yapılmış. O yüzden gerçek bir doktora maalesef, soralım dedim. Maalesef öyle bir şeye maruz kalmış. Çok üzücü. Evet, kök hücre tedavileri var ve tekrarlayan melazma dediğimiz leke tedavileri var. Çünkü çok sıcak bir ülkede yaşıyoruz hepimiz. Yaz kış kendimizi bu lekelere karşı ya da güneş hasarına karşı zaten korumamız gerekiyor. Aynı zamanda kombinasyon tedavileri de kişiye özel planlandığı zaman etkin oluyor. Lazeri doğru kullanırsanız çok iyi sonuçlar elde ediyorsunuz. Çeşitli mezoterapi ürünleri var. İşte belli miktarda asitleri içeren, tamponlanmış asitler içeren cildin hem hasarlı dokuyu iyileştirmeye yönelik hem de lekeleri açmaya yönelik. Özel hyaluronik asit bazlı fillerlar var. İçlerinde amber asidi dediğimiz süksinik asit içeriyor. Yani bilimsel kısmında aslında pek çok çözüm var. Önemli olan doğru teşhis koyup doğru hastaya doğru şey kullanmak. Ama önce bunun için bir hekime gitmek. Elbette yani hekim tarafından teşhis konulup hekim tarafından işlemlerin gerçekleştirilmesi. Evet. Hekim diyoruz ama Kıymet Hanım da giderken aslında bir öyle hekim olduğunu zannediyorum. Düşünerek. Maalesef. Aynen öyle. Maalesef. Çünkü o da onun şanssızlığı olmuş. Onun evet, sahte diplomalarla beraber ben de dahil pek çok insanı kandırıp mağdur eden bir kişi değil. Peki çok sonrasında süreç nasıl işledi? Sonrasında, yani yüzünüzde neler oluştu ondan sonra? Çünkü siz kaşıkla alınıp enjekte edilmesinden falan bahsettiniz. Evet, insan dehşete düşüyor. Aynen. Tabii ben onu genel anestezi altında olduğu için o anda farkında değildim. Sonrasındaki yanına işlemi beraber yapan yanındaki çalışanları ifadelerini de yani bu savcılar ve ifadelerini bu şekilde yaptıklarını ve ona yardım ederken de yapanın doktor olduğunu bildikleri hani doktor diye düşündükleri için yanında çalıştıklarını söylediler. Sonrasında işte belli bir süre sonra yüzüm hani doktor olmadığı için steril ortamda olmadığı için ve alerjik reaksiyon yani herkesin bünyesi farklı yani doktorlarda da hani bu alerjik reaksiyon görülebilir ama tamamen yabancı bir insan olduğu için sonuçta benim cildim büyük bir reaksiyon gösterdi. Enfekte oldu ve de ben bunu şey yaptığım zaman, tahliller yaptığım zaman bunun bulaşabilecek bir enfeksiyon, çok zor tedavi edilen bir enfeksiyon olduğunu öğrendim. O yüzden uzun süre yani bir sene boyunca antibiyotik tedavisi gördüm. Yani düşünün insanın vücudunda ne kadar büyük bir deformasyon yaratıyor. Normalde boğazımız ağrıdığında bile şey almak istemiyoruz hani bakteri olduğu zaman. Düşün ben günde 5 tane antibiyotiği 1 yıl boyunca neredeyse kullandım. O vücudumdan atabileyim diye. Oh. Yani sadece fiziksel, ruhsal, bedenen çok çok bana zararlar oldu. Yüzümde kalan izler haricinde yani ruhumda da derin yaralar açtı. Vücudumda, organlarımda, böbreklerimde. Yani gerçekten çok büyük bir mağduriyet yaşadım. Evet. Ekranda diğer, bir taraftan fotoğrafları da görüyoruz. Diğer insanlar da bu mağduriyet yaşamasınlar. Çünkü aslında ben çok da bilinçsiz birisi değildim. Ben bildik bir yere doktor diye diplomalarına görüp de gittim ben. Hani hı hı. Çok da gözü hani kara bir yere dalmadım ben. Ama bu işte gerçekten çok iyi araştırmak lazım. O kadar iyi hekimler var ki yani şöyle gerçekten eli öpülüs insanlar var. Bu şekilde söyleyeyim. Ama bu işte gelir şeyi biraz fazla olduğu için bunu kullanıp da yani hakkı olmayan paralar kazanmak isteyen insanlar da var. İşte sahte diplomayla hekim. Ya bu insanlar bu kadar sene okuyorlar. Boşuna mı okuyorlar? Bu kadar emek veriyorlar. Evet. İşte bu şekilde. Evet, gerçekten az önce ekranda evet, fotoğrafları da vardı. O halden gerçekten hani şu anda ben bakacağım. Gerçekten mağdur olmuş Kıymet Hanım. Yaşadığı süreç hiç kolay bir süreç değil. Hasta hakları açısından gerçekten ben hani şu anda gördüğümde gerçekten çok üzüldüm. Bunun bir hekim tarafından yapılmamış olması da çok ilginç. Yani burada aslında devlete de çok büyük bir görev düşüyor. Hani ne ölçüde, ne derece denetim yapıyorlar? Bu denetim yaparken nelere dikkat ediyorlar? Yani çok ufak şeylere dikkat ediliyor ama örnek veriyorum diploma var mı yok mu? Buna bakılmıyor. Diploması olmayan bir insanın klinik açıp, poliklinik, orada hekimlik yapması yani gerçekten çok büyük bir ayıp. Aslında burada sahte diplomadan bahsediyoruz aslında. Ama aslında Sağlık giden Bakanlığı hasta da bunu çok fazla bilemez. Bilemez tabii, tabii ki. Aslında Sağlık Bakanlığı denetimleri oldukça hayli fazla var. Ve hepimizin belli kodları var. Atıyorum botoksu alırken ya da siparişler geçilirken bile GLN dediğimiz hepimizin ticari hani vergi numaralarının yanı sıra diploma numaralarımız, diploma tescil numaralarımız var. Maalesef bu çok yani kötü bir şans olmuş bu açıkçası. O zaman kötü kullanılan olmuş. Ürünler de mi gerçek ürünler değil anlamı mı çıkıyor acaba buradan? Ya kullanılan ürünlerin kalitesi elbette Türkiye'de farklı farklı. Maliyetler açısından değerlendirildiğinde mesela Avrupa Birliği onaylı, FDA onaylı, Sağlık Bakanlığı ürünler kullanılabiliyor. Bir basit herkesin bildiği PRP'den bahsettiğimizde bile PRP'nin hem etkinliği
etkinliğini hem de alerjik yan etki yapmamasını sağlayan şey ona uygun işte klas 2C klasifikasyonu Doğa Bakanlık'tan onay almış tüpler kullanılması gerekiyor. O kitlerin maliyeti biyokimyada sizin kanınızı alıp test yaptıkları tüplerden çok daha maliyetli. Ve hücre sayımlarının yapılması, tedavinin etkinliği de önemli. Sadece zarar vermesi değil. Siz bir hastaya bir şey vaat ediyorsunuz. Diyorsunuz ki PRP sizin yüzünüzde ya da saç dökülmenizde böyle böyle etkiler gösterecek. Ve bu etkiyi göstermediğinde siz hem hastaya zararlı madde zerk etmiş oluyorsunuz o tüplerle normalde. Hem de etkin tedavi sağlamamış oluyorsunuz. Yani basit bir PRP'de böyle bile böyle. Yani hastanın kanını alıyorsunuz, santrifüj ediyorsunuz. Plazmasını kendisine geri veriyorsunuz. Bu basit bir işlem gibi görülüyor. Ama bu bile aslında sağlık açısından çok önemli. Evet. Hastaların yüzüne sürdüğümüz kremler ya da önerdiğimiz kremler ya da cilt bakımlarında lekeli bir hastaya uygulanılan işte TCA diyorsunuz. Hanımefendi yaygın olarak biliyor. TCA çok güçlü asitlerden biri. Bunu kontrolü yapmanız gerekiyor. Sonrasında hasta takibi, tamponlayan alkali ürünler, hastanın güneşten korunması bunların hepsi plan dahilinde gerçekleştiriliyor. Leke tedavisi dediğimizde bile hastaya bütünsel yaklaşmanız gerekiyor. Bazı tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarındaki bakteriler tekrar lekelenmeye yol açabiliyor. Hastanın hormonal durumu, bu tüylenmede de böyle lekelenmede böyle illa dışarıdan maruziyet değil, karaciğer fonksiyonları, böbrek üstü bezlerinin çalışması, o yüzden bir hekime gidilmesi gerekiyor. Diğer hanımefendinin Kıymet Hanım'ın yaşadığı büyük şanssızlık olmuş. Çünkü hekim muayeneleri ve hekim klinikleri aslında ciddi anlamda denetleniyor. Asıl daha sıkı denetlenmesi gereken yer şimdi son dönemde biliyorsunuz bayağı hızla gelişti. Güzellik merkezleri işte kaş kirpik yapılıyor. Aynı zamanda hadi botoksunuzu dolgunuzu gerçekten da yapalım denilen yerlere. Hiçbir şekilde rağbet etmemek lazım. Çünkü botoksların, dolguların belli maliyetleri var. Ve orada işin ucuzuna kaçmak için ki buralar ucuz da yapmıyorlar bu işleri. Bu işler enjektör kullanmayı bilmeyen ya da herhangi bir komplikasyon geliştiğinde ki her zaman olabilir. Bir kalp ameliyatı yaparken de, karaciğer ameliyatı yaparken de siz hastanıza botoks uyguladığınızda da sağlık bu. O komplikasyonu handle edebilecek yani o süreci yönetebilecek, hastasını riske atmadan koruma altına alabilecek hekimlerdir. O yüzden özellikle iğneli girişimsel işlemlerde kesinlikle ve kesinlikle hekimlerine danışmalarını, onların gerekirse diplomalarını, araştırmalarını hastalara öneriyorum. Evet galiba burada fiyat aralığı da biraz önem taşıyor değil mi? Yani az önce bahsettiniz işte botoks, dolgu hani bunların belli maliyetleri var. Belirli maliyeti var. Bunlar yurt dışından geliyorlar. Biz dövizle alıyoruz bunların hepsini. Belli maliyetleri ucuz botoks, ucuz dolgu olmaz. Böyle bir sistem yok. Ucuzluk, pahalılık elbette kişilerin bütçesine göre değişir. Ki sağlık turizminin Türkiye'de gelişmesinin en önemli sebeplerinden birisi de burada hem hizmet kalitesi yüksektir hem de maliyetler daha düşüktür. Yurt dışındaki hastalar bunu tercih ederler. Ve Türkiye'deki hekimlerin eğitimleri de Cumhuriyet'in ilk yıllarından beri iyi kurgulandığı için çok kalitelidir. Bizim çok güzel hastanelerimiz var. Hastalara bütün hem 5 yıldızlı otelcilik hizmeti verebilecek hem de iyi kaliteli sağlık hizmeti verebilecek. Hekim muayenehaneleri de böyle. Ama maalesef son dönemde dediğim gibi denetim olarak iyice ekspansi olan işte estetisyenlere ya da bu işin hiç eğitimini almamış insanların eline enjektör almasıyla devam eden süreç maalesef çok tehlikeli. Evet. Peki arkadaşlarımız sokağa çıktılar. Acaba bu konuda sokaktaki vatandaşlarımız ne düşünüyor? Dilerseniz ona bir bakalım ondan sonra sohbetimize devam edelim. Benim başıma gelmedi ama arkadaşımın başına gelmişti cilt yanıklığı tarzında. Yaşamadım ama hani yaşasam yani dava açarım ben, şey yaparım yani. Hiç ihtiyaç duymadım. Zaten kendimi yeterince güzel bulduğum için gitmedim herhalde. Ya ben burada yabancıyım diye hiç gitmedim yani. O yüzden hiçbir sorun yaşamadım ve bilmiyorum eğer sorun varsa. Hiç bilgim yok. Peki başımıza böyle bir şey gelse, kötü bir olay gelse nerelere başvuracağınızı biliyor musunuz? Yani başıma öyle bir olay gelse nereye başvuracağımı hiç araştırmadım. Herhalde araştırırım diye hiç aklıma gelmedi araştırmak. Haklarınızı biliyor musunuz? Yok, hayır, bilmiyorum. Peki bu konuda haklarınızı biliyor musunuz? Haklarımı yani çok fazla bilmiyorum daha doğrusu. Nereye başvurabileceğimi, ne konuda ilerleyeceğimi pek fazla bilmiyorum. Peki bu konuda haklarınızı biliyor musunuz? Maalesef bilmiyorum. Evet, dava açarım diyen de var, haklarımı bilmiyorum diyen de var. Peki o zaman soralım hemen avukatımıza, ne gibi hakları var, mağdur olanlar ne yapacaklar?
Şimdi öncelikle bu estetik cerrahi dediğimiz alan çok çok eski bir alan değil Türkiye'de. Hatta dünyada da keza öyle. Burada özellikle hukuken biz 3 noktada inceliyoruz bunu. Birincisi bu estetik operasyonların bir kısmı sadece tedavi amacıyla yapılıyor. Hekim Hanım tabii çok daha iyi bilecektir. Bir kısmı hem güzellik hem tedavi amacıyla yapılıyor. Bir kısmı ise sadece güzellik amacıyla yapılıyor. Şimdi hem Dünya Sağlık Örgütü'nün hem de hasta hakları açısından yalnızca güzellik açısından yapılan bu tür operasyonlarda hekimlerin ve bunu yapanların sorumluluğu var mıdır yok mudur? Çok uzun süre tartışma konusu oldu bu. Ancak son zamanlarda artık Yargıtay içtihatlarıyla beraber oturan şekliyle ister tedavi amacıyla yapılsın, ister güzellikle tedavi amacıyla yapılsın, isterse sadece güzellik amacıyla yapılsın, kesinlikle hekimin sorumluluğu vardır. Yani siz bir kliniğe gidip X bir operasyon yaptırdığınız zaman sadece ben güzelleşmek istiyorum diye bunu yaptırsanız da ve bunun sonucundan memnun kalmadığınızda hekimin sorumluluğuna gidebiliyorsunuz. İşte bu noktada aslında insanların bilmesi gereken en önemli şey şu, burada hekimlerin hem özen sorumluluğu var. Yani bu işlemi yaparken muhakkak ki en iyi ilaçları kullanmak durumundalar, en iyi yöntemleri kullanmak durumundalar. Hastaları çok iyi bir şekilde aydınlatmaları gerekiyor. Yani operasyon sırasında oluşabilecek komplikasyonlardan, operasyon sonunda oluşabilecek komplikasyonlarla alakalı çok aydınlatıcı bir bilgi vermek gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra da eğer hasta neticesinde bir memnuniyet sağlamazsa olan operasyondan hemen dava açarak hem tazminat isteyebilir, hem vermiş olduğu ücreti geri isteyebilir, hem de başka bir işlem yapılmasını talep edebilir, başka bir değişiklik yapılmasını talep edebilir. Ama kesinlikle sonucun beğenilmemesi durumunda dahi Yargıtay içtihatlarına göre hekimden tazminat isteme hakları var herkesin. Peki şu anlamda hekimler de aslında bir şekilde mağdur olamazlar mı? Hani estetik mağdurlarını konuşuyoruz ama bir bu tarafa baktığımızda kurduğunuz cümleden aslında hekimlerin ve doktorların da mağduriyeti söz konusu olabilir. Örneğin ben gittim, gerçekten yüzüme bir şey yaptırdım. Aslında çok da güzel oldu, istediğim şey oldu ama hani gidip dava açabilirim o zaman. Pelin Hanım yaptığınızdan memnun kalmadım deyip. İşte maalesef, o zaman burada da galiba biraz doktor kesinlikle, mağduriyeti de söz konusu. Evet, hekimlerin de bu konuda mağduriyeti var. Hatta bu şu anda çok büyük tartışmalara sebep oluyor bu konu. Çünkü Yargıtay'ın tutumu estetik operasyonlarının tamamen bir eser sözleşmesi olduğuna dair. Yani nasıl ki bir müteahhit bir binayı yaparken bir sorumluluğu varsa ve sonucunda o binayı maliklere beğendirmek zorundaysa, Yargıtay diyor ki hekim de yaptırdığı şeyi hastasına beğendirmek zorunda. Hasta beğenmezse de hekimin sorumluluğuna gideceksin diyor. Şimdi burada eleştirilen diğer bir konu, bunun bir eser sözleşmesi değil, aslında bunun bir vekalet ilişkisi olduğu. Yani nasıl ki avukatla müvekkili arasında bir vekalet ilişkisi var, hekimle hasta arasında da bir vekalet ilişkisi vardır. Yani eğer hekim o süreçte üzerine düşen her şeyi yapmışsa, özenli davranmışsa, hastaya karşı sadakat yükümlülüğünü yerine getirmişse, o zaman sonucundan hasta memnun kalmazsa şu halde hekimin sorumluluğu yoktur. Evet. Denilmesi gerekiyor. Hatta bu şu anda Alman hukukunda bu şekilde uygulanıyor. Yargıtay'ın da bununla alakalı vermiş olduğu bir iki tane vekalet sözleşmesi olduğuna dair kararlar var. Ama şu anda kesinlikle ağırlıklı görüş bunun bir eser sözleşmesi olduğu konusunda ve hekimin hastayı kesinlikle memnun etmesi gerekti. Hasta ben memnun değilim dediği zaman hekimin tazmin sorumluluğu var. Yanlış mı? Bence de eleştiriye açık belli noktalarda. Mevzuatta biraz karışıklık var galiba. Öyle zaten bu konuyla alakalı oluşturulmuş bir mevzuat yok. Biz şu an tamamen genel hükümlere göre inceleme yapıyoruz. Genel hükümlere göre bir sonuca gidiyoruz. Yani mahkemeler de bunu yapıyor. Ki ağırlıklı olarak zaten Yargıtay içtihatlarıyla ilerleyen bir süreç. Dilerim çok yakın zamanda bununla alakalı bir mevzuat yapılır. Artık bizler de rahat ereriz, hekimler de. Hangi konularda sorumluluklarının olduğunu, hangi konularda olmadıklarını bilirler, aydınlanırlar. Hiç kimse mağdur olmasın. Evet, hiç kimse mağdur olmasın. Sizin başınıza geldi mi böyle bir mağduriyet? Hayır, böyle bir mağduriyet gelmedi. Şöyle bahsetmek lazım. Ben daha önce kendi meslek odamda özel hekimlik komisyon başkanlığı yaptığım süreçte elbette sağlık hukukuyla ilgili avukat arkadaşlarla işte etik kurulda çalışmalar oluyor. Zaten meslek örgütümüz yanlış uygulamalara karşı her zaman hekimlerin denetimini sağlıyor ve dünyanın her yerinde de aslında FEMS gibi Avrupa'da ya da Amerika'da
sağlık örgütüyle onların getirdiği mevzuata uygun çalışmalar var. Şimdi sağlık hukuku çok özel bir alan. Diğer hukuksal alanlara benzemiyor. Çünkü hekimle hasta sürekli bir asimetrik ilişki içindeler. Hem bilgi olarak hem de oluşabilecek sonuçlarla ilgili. Ve buna çok hassas yaklaşmak gerekiyor. Her konuda ne olursa olsun bunu bir boşanma davasında bile ele aldığınızda her zaman iki tarafı da kollayacak şekilde kesinlikle uzlaşılması ve hak hakkaniyet denilen bir şey var. Sonuçta hekim emeği gerçekten ucuz bir emek değil. Geçmişiyle işte uykusuz geceleriyle yıllarını vermiş insanlar var ve bir hekim asla hastasına kötü bir şey yapmak için olmaz. Evet, ihmaller olabilir, yanlış sonuçlar, zaten bunlar dava süreçleri görülüyor ve gerekli cezai yaptırımlar uygulanıyor. Ama hekimlere bu şekilde adaletli olmayan yaklaşımla bu sefer hekimler ne oluyor? Defansif tıp gelişiyor. Hasta beyin cerrahı için konuşalım ya da bir kadın doğum için konuşalım. Bunlar için çok ağır cezalar geldiğinde bu sefer riskli ameliyatları almıyorlar. Riskli vakaları almamaya başlıyorlar ama bu ülkenin gerçekten hekimlerine ihtiyacı var. Allah muhtaç etmesin ama başımızdan da eksik etmesin denilen mesleklerden biridir avukatlıkla doktorluk. Her zaman böyle, öğretmenler için de böyle. Meslektaşlarım hepimiz için kıymetli. Herkesin her meslekte çürük elmalar var elbette. Ama bu şekilde hukuki olarak saldırgan davranmaktansa aslında hekim üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirdiğinde, yani kaliteli ürün kullandığında, o işin eğitimini aldığında, yasaya, mevzuata uygun bir şekilde kendi muayenehanesinde özel yükümlülüğünü yerine getirdiğinde, biz hastalardan mesela işleme almadan önce mutlaka bir hasta rıza formu, onam formu alıyoruz. Ve arkalı önlü bu sayfalarda işte Dermatoloji Derneği'nin, Plastik Cerrahi Derneği'nin ve hukukçuların hazırladığı onam formları bunlar. Hastaya bütün komplikasyonlar, atıyorum size botoks yaptık, kaşınız düşebilir, 2 günde turnover olup hızlıca geçebilir, şunlara şunlara dikkat etmeniz gerekir, bunları yaparsanız bunları olmaz diye bilgilendirmeyi hem yazılı olarak hem sözlü olarak yapıp mutlaka imzalarını alıyoruz. Hı hı. Bu hem hekimi koruyan hem hastayı koruyan bir sözleşme. Plastik cerrahi konusunda ben plastik cerrah olmadığım için çok fazla ahkam kesmek istemiyorum, ancak eser sözleşmesi elbette doğru. Ama şunu unutmamak lazım, plastik cerrahlar sadece estetik yapan insanlar değil. Sırt kasından kafatası yapan, yanık tedavilerinde hizmet veren çok kıymetli bir meslek grubu. Evet, estetik anlamda var. Düşünün, meme kanseri olan bir kadın memesi alındıktan sonra bütün ömrünü meme dokusu olmadan geçirmeye mecbur mu? Değil. Plastik cerrahlar buna da küre diyorlar. O yüzden şifa ve iyilik dengesini iyi düşünmek, iyi tartmak lazım. Mağduriyetler elbette var. O yüzden de Hasta Hakları Derneği var. Çok iyi avukat arkadaşlar var birlikte koordine çalışan. Ne hak mağduriyetleri olsun ne de hekim emeği bu kadar itibarsızlaştırılsın, ikisi de olmasın. Asıl bizim bakmamız gereken işin ehli olmayan, diplomaları olmayan, biyokimya, anatomi, insan fizyolojisi bilmeyen insanların bu kadar serbest bir şekilde insan sağlığıyla ilgilenmesi. İnsanların yüzüne sürdüğünüz krem bile çok büyük komplikasyonlar yaratabilir. O yüzden her şey bilinçli yapılmak zorunda, her şey eğitimli yapılmak zorunda. Çok iyi estetisyenler yetiştiren, hekim yanında çalışmak üzere eğitilen çok donanımlı insanlar var. Elbette onları tenzih ederek söylüyorum. Ama bu güzellik merkezleri konusundaki denetimsizlik bence şu anda çok hani fazla. Hekim mağduriyetleri birazcık daha çetrefilli bir konu aslında. Hukukçularla, işte evet, yargı önünde sağlık hukuku çok daha özel bir konu. Ama bu güzellik merkezi konusunda hastalarımızı mutlaka uyarmamız gerekiyor. Ne olur en azından teşhisinizi almak için önce hekiminize başvurun. Hekim ön görüşmelerinin %80'i ücretsiz. Biz medikal estetik alanında planlama açısından bazen bana sosyal medyadan soruyorlar. Şu ne kadar? Size uygun olup olmadığını bilmiyorum. Gözaltı ışık dolgusu soruyor. Herkese ışık dolgusu yapılmaz. Evet, aynen öyle. Işık dolgusu mağduriyetlere en çok gündemimizde olan konulardan bir tanesi. Mesela burun dolgusu. Burun çok özel bir mekanizmadır. Kıkırdak dokusu, damar yapısıyla beraber her buruna dolgu yapılmaz. Kötü botoks yapıldığında, yanlış botoks yapıldığında gözünüz, kaşınız düşer, 3 ay sonra geçer. Ama burnunuzda yanlış dolgu yapıldığında burnunuzu kaybedebilirsiniz. Nekroza gider. O yüzden çok iyi düşünmek lazım. Bir hastanın cildinin altına enjektör sokmak o kadar kolay bir iş değil. Onun olabilecek bütün yan etkileriyle siz bir hekim olarak risk alarak yapıyorsunuz. O yüzden hastalarımızın ilk yapması gereken şey mutlaka hekimlerine danışmaları. Evet, kesinlikle çok dikkatli olmaları gerekiyor. Çünkü hayatımız boyunca vücudumuzda, yüzümüzde taşıyabileceğimiz şeylerden bahsediyorsunuz. Sağlığımızla ilgili güzellik mutlaka sağlığımızla ilgili bir dudağınızda konulacak maddenin içeriğini görün. Ben bütün hastalarıma mesela kullandığım ürünlerin
seri numaralarına kadar prospektüslerini ellerine veriyorum ve kendim oluşturduğum onam formlarını seri numaradan yapıştırıyorum. Herhangi bir sıkıntı olduğunda hem ürünü değerlendirebilirim, Allah korusun, hem bir komplikasyon olduğunda birlikte oturup çözebilelim diye. Bunlar olabilir şeyler. Bir hastaya küçücük bir enjeksiyon yaptığınızda hasta alerjik reaksiyona girebilir ve sizin ona müdahale etmeniz gerekir. O nedenle ki hekim muayenehanelerinde acil müdahale kitleri vardır ve hekimler bu konuda donanımlıdır. Mezun olan her pratisyen hekim hasta kurtarmaya, hayatı kurtarmaya muktedirdir. Sonra branşlaşırsınız. Şimdi ben bir dermatolog değilim, atıyorum psoriyazis dediğim tedavileri ya da mantar tedavileri yapmıyorum. Herkesin branşları farklı farklı, herkes branşına uygun davrandığında, kendi yapabileceği becerilerle davrandığında zaten çok fazla bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Doğru. Burada aslında doktor hanım çok özür dileyerek bir şey eklemek istiyorum. Çok güzel bir yere değindi. Hekimlikle evet estetisyen hani pratisyen hekimlik aslında şöyle birbirinden bazı ölçülerde farklı. Demin dediğim gibi bir tarafta tamamen bir tedavi yapıyorsunuz, bir ameliyata giriyorsunuz veya cerrahsınız. O noktada işte hastayla aranızda bir vekalet ilişkisi var. Ama estetik operasyonlarında ise tamamen o vekalet ilişkisinden ziyade ortaya bir eser çıkardığınız için aslında sorumluluğunuz inanılmaz fazla. Yani o hastanın çok iyi aydınlatılması gerekiyor. Evet. Yani o ameliyat sırasında oluşan komplikasyonlarda sizin sorumluluğunuz, hekimlerin sorumluluğu sadece özen yükümlülüğünü yerine getirmiş mi? İyi ilaçlar kullanmış mı? Hastayı doğru yönlendirmiş mi? Bu kadar. Bunu yaptıktan sonra sorumluluğunuz ortadan kalkıyor. Evet. Ama diğer türlü çok büyük bir sorumluluğu var. Hatta müsaadenizle çok yakın zamanda yine verilmiş bir içtihatta demin dedik yani hem kısacık tedavi... bir reklam arasına gitmemiz gerekiyor. Döndüğümüzde tamam, bunu konuşalım mı? Evet, biz kısacık bir aradan sonra yeniden birlikteyiz.